Amerika'dan İstanbul'a 85 dolara uçabilir miyim? Evet, uçabilirsiniz. New Hampshire eyaletinden hepinize selamlar. Benim ismim Kent. Uzun zamandır seyahat ederim ve uçmayı da çok severim. Fakat devamlı uçmak biraz pahalı olabiliyor. Onun için uygun fiyata güzel uçaklar bulmak e, hobilerimden biri oldu özellikle son zamanlarda. Ve gittikçe daha güzel deal'lar bulmaya başladım. Peki nasıl 85 dolara uçacağız Amerika'da? Çok basit. Biraz mil kullanarak. Ama mil derken yani öyle çok büyük miktarda olan miller değil. Çok düşük miktarı. Mesela 15.000 mil kullanarak 85 dolara İstanbul'a uçabilirsiniz. Bu Boston olsun, New York olsun, Miami olsun veya Chicago olsun veya San Francisco. Bunların hepsi mümkün. Önemli olan bu deal'ları yakalamak. Ve şu anda çok güzel bir deal var. Air France'in sunduğu. Niye? Herhalde Uçacak adam bulamıyorlar. Türk Hava Yolları full uçuyor, diğer uçaklar yarı dolu. Niye bilemiyorum. Herhalde Türk Hava Yolları daha güzel bir deal veriyor veya deal değil de e, daha çok servis veriyor. E, eğer Türk Hava Yollarının uçak fiyatlarına baktıysanız, direkt İstanbul'a uçarsanız E biraz pahalı. Ama bunu biraz değiştirirseniz, mesela e, Bükreş. Fiyat yarı yarıya inebiliyor. İyi ama biz Bükreş'e gitmiyoruz. Biz İstanbul'a gitmek istiyoruz. Doğru. Onun için Air France'ı kullanacağız. Ee, şimdi e, ilk başta eğer e, VentureX, e, Capital One e, veya American Express veya Chase gibi bir kartınız varsa ve mil kazanıyorsanız veya Point de denebiliyor. E, bu milleri... Air France'e transfer etmeniz mümkün. Veya bir çok farklı uçak şirketine ama Air France'in deal'ı şu andaki çok güzel. Evet. Onun için e, bu kartlardan birine sahipse, sahipseniz e, şanslısınız. Değilseniz hiç önemli değil. Çünkü e, bu kartlardan bir tanesini alarak ve onların bonus dedikleri İlk sign up ettiğiniz zaman size verilen milleri alırsanız ki genelde bu 50 ile 75 bin hatta 100 bin mil kadar olabiliyor zamanında. Bu milleri kullanarak ve 85 dolar ödeyerek İstanbul'a gitmeniz mümkün. E geri dönüş e birazcık daha yüksek. Gene 15 bin mil ama 135 dolar. Her halükarda çok ucuza gidip gelme şansınız var. Videonun diğer ilerleyen bölümlerinde bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Çünkü o kadar çok arkadaş sormaya başladı ki artık her seferinde bunu anlatmak zor geldi. Onun için dedim ki bir video çekeyim. Pek de yaptığım bir şey değil. İlk defa yapıyorum. Onun için kusuruma bakmayın. Eğer bir yanlış yaparsam. Benim şu son bir senedeki en favori kredi kartım Capital One'ın venture VentureX'i. E, aşağıda linkini koyacağım videonun. Sign up edebilirsiniz. E, eğer kabul ederlerse. Çünkü kredinizin iyi olması lazım. E, size 75.000 mil e, bonus veriyor. E, bunun için ilk 3 ay içerisinde e, 4.000 dolar harcamanız lazım. Ki Amerika için bu o kadar zor bir şey değil. E, fakat e, size sunduğu veya verdiği hizmetler e, çok güzel. Yapabiliyorsanız tavsiye ederim. Yapın. E, senelik ücreti birazcık yüksek. Fakat o parayı zaten çok kolay bir şekilde geri alıyorsunuz. E, yani o 75 bin mili unutalım. E, size senede 300 dolarlık e, seyahat kredisi veriyor. E, Capital One'ın seyahat web sitesini kullandığınız zaman ve oradan satın aldığınız e, otel olsun, uçak olsun, araba kiralaması olsun vesaire e, ilk 300 dolarını ödüyorsunuz bu ay önümüzdeki ay size geri veriyor. Yani 395 dolarlık senelik e, verdiğiniz fee size 300 dolar olarak geri geliyor. E, onun haricinde ee, senede 10 e, bin mil size bonus veriyor her sene e, kartınız yenilendiği zaman e, o da güzel bir şey ama benim en çok sevdiğim e, Priority Pass üyeliği vermesi bu Priority Pass dediğimiz olay e, bizim dünyanın birçok havalimanındaki Lounge'lara giriş hakkımızı sağlıyor ve Normal üyeliğin haricinde size iki tane misafir sokmanızı veriyor. Dolayısıyla eğer iki arkadaş veya hanımınızla bir çocuk dolaşıyorsanız onları da sokabiliyorsunuz. Burada yiyorsunuz, içiyorsunuz, hiçbir para vermiyorsunuz, alkol dahil ve çok rahat bir ortamda uçağınızı bekliyorsunuz binmek üzere. Hatta hatta istiyorsanız duş bile alabiliyorsunuz. Bu bir Priority Pass üyeliği normal bazı diğer kartlarda. Mesela Chase'de veya American Express'te. Capital One'ın yaptığı bu Venture ekstra bir şey var. O da sizin haricinizde 4 kişiye Priority Pass üyeliği vermenizi sağlıyor. Bu gene hiç Para ödemeden, bedava. Yani eşinize de bir Priority Pass kartı çıkartabilirsiniz. Eğer iki tane çocuk varsa onlara da birer birer çıkartabilirsiniz. Veya kardeşinize bir kart çıkartabilirsiniz. Ve böylece onlar seyahat ederlerken rahat rahat lounge'ları kullanmış olurlar. Bu benim en sevdiğim e, perklerinden bir tanesi. E, tavsiye ederim. Bakın. Bu Priority Pass'in üyeliği normalde onların web sayfalarında 422 dolar kişi başına. Yani siz 395 dolara verip de 4 kişiye daha verdiğiniz zaman zaten onun parasını bol bol çıkartıyorsunuz. Şimdi gelelim harcamalardaki mil kazanmanıza. Bu kartı kullandığınız zaman her bir dolar harcadığınız zaman ne için harcadığınız önemli değil. 2 mil kazanıyorsunuz. Yani gittiniz Dunkin Donuts veya Starbucks'tan bir kahve aldınız. Ne bileyim 5 dolar verdiniz. Size bu 10 mil olarak geri geliyor. Veya markete gittiniz. Ekmek, süt vesaire, et bir şeyler aldınız. 100 dolar verdiniz. 200 mil sizin hesabınıza yatıyor ve bunu hemen yatırıyorlar. 3-4 gün içinde. Diğer kartlardaki gibi bir ay beklemiyorlar. O da çok güzel. Eğer acil mil kullanma ihtiyacınız varsa. Ayrıca diğer kartlarda olmayan bir şey daha var. Eğer Capital One'ın seyahat sitesini kullanıp da bir otel satın alırsanız, yani satın alırsanız dediğim e, bu ederseniz, 10 misli veriyor ona. Yani gittiniz güzel bir yerde kalacaksınız, kaç gün olduğunu bilmiyorum, 1000 dolar verdiniz, 10 bin mil sizin kazancınız o kalıştan. Veya uçaklarda 5 misli veriyor. E, bu da çok e, kolay bir şekilde mil kazanmanızı sağlıyor. E, 15.000 mil e, artı 85 dolar İstanbul uçuşu diye düşünürsek, ben Boston'dan uçuyorum. E, Boston olarak düşünüyorum. E, yani 15.000 mili toplamam benim çok kısa bir süre alıyor. Hiç öyle uzun süreler beklemiyoruz. Ve milyar hiçbir zaman expire etmiyor Capital One'da tuttuğunuz sürece. Ve Capital One aynı zamanda Türk Hava Yollarına da transfer edebiliyor. Yani siz eğer Türk Hava Yollarının Miles and Smiles üyesiyseniz ve orada ne bileyim bir 45 bin miliniz varsa yani orada değil de Capital One'da 45 bin miliniz varsa Türk Hava Yollarının ee, zaman zaman e, 45 bin mile Boston'dan İstanbul'a business class e, promo dealleri oluyor. Yakalarsanız çok güzel. 45 bin mile uçabilirsiniz. E, onun dışında başka hava yolları da var Singapur falan filan. E, onları hiç katmıyorum bile. Onlara e, daha sonra konuşabiliriz. Fakat e, eğer böyle bir kartınız yoksa ve gidip de ne bileyim Bank of America'nın kartını kullanıp devamlı hiçbir mil kazanmıyorsanız kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Tabi burada e, önemli bir husus var. Diyelim ki milleriniz var. E, böyle bir e, uçağı satın alma e, imkanınız doğuyor ve bunu düşünüyorsunuz. Ben fazla düşünmeyin derim. Çünkü e, bu düşük mille olan uçuşlar çok hızlı gidiyor. Ee, devamlı e, orada durmuyorlar. E, belli bir miktarda koltuk sayısı var bu şekilde satılabilen ve o koltuklar satıldığı zaman ondan sonra bir daha o e, aynı fiyatı bulamıyorsunuz. E, fiyatlar 30 bin mile, 50 bin mile, hatta 100 bin mile kadar çıkabiliyor. E, millerinizi ziyan etmeyin. O tip uçuşlar alıp en düşük fiyata alın ama önceden alın. Bulduğunuz anda yani en en geç ertesi gün alın Tabii bu biraz e, tarihleri bilmekle direkt orantılı e, ama şu anda e, benim baktığım Eğer e, iki ay önceden alırsanız bin mil İstanbul'a hemen hemen her ay var e, buna e, Haziran Temmuz Ağustos dahil gidiş dönüş olarak da var yani dönüşte de 15 binlik yerler var bol miktarda ee, ama fazla e, uzun süre kalacağını zannetmiyorum. Özellikle insanlar bunu keşfettikçe alacaklar. Ee, bizim e, Facebook'ta gruplarımız var bu konuda konuştuğumuz e, İngilizce Amerikan grupları e, ve insanlar bunları keşfettikçe e, atlıyorlar üstüne hemen. E, ben daha orada e, bu tipi vermedim. Onun için e, ne kadar çabuk alırsanız böyle bir e, ucuza uçuşu. E, o kadar kendinizi garanti etmeniz e, tarafından e, faydası olur. E, Air France e, Paris üzerinden uçuyor. Dolayısıyla e, diyelim Boston veya New York veya Miami e, to e, Paris olacak uçuş. Ondan sonra Paris'ten de İstanbul'a ikinci uçuşunuz olacak. E, arada e, bir layover var. Ama işte orada da e, Priority Pass gibi Lounge Access sistemi işin içine giriyor. Beklerken gidiyorsunuz lounge'da istediğiniz gibi yiyip içiyorsunuz, rahat rahat oturuyorsunuz güzel koltuklarda ve bir sonraki uçağınızı bekliyorsunuz. Bu arada eğer Amerikan vatandaşıysanız zaten problem yok. Eğer Green kartınız varsa onda da problem yok çünkü Transit vize istemiyor. Fransa e, şey olanlara, Green Kartı olanlara e, veya e, eğer Amerikan vizesi varsa hala geçerli, onlardan da istemiyor. E, ama eğer e, böyle bir durumunuz yoksa ki zaten e, o mümkün değil çünkü e, Amerikalı Türklere konuşuyoruz, yani burada yaşayanlara. E, dolayısıyla e, bu duruma da bir problem çıkacağını zannetmiyorum sizin için. Ama bu da aklınızda olsun. Eğer Air France ile Paris'e uçmaya kalkarsanız daha pahalı. Şimdi bazı arkadaşlar zaman içinde Türk Hava Yolları'na serzenişte bulunuyorlardı. Hani bize çok para çarj ediyorlar diye. Çünkü Türk Hava Yolları'nın hub'ı İstanbul. Maalesef Hub'da inen kişilerden daha fazla para alıyorlar. Air France'in durumunda olduğu gibi. Onlar da e, kendi Fransız vatandaşlarını e, e, korumuyorlar diyelim. E, ve e, onlara daha fazla para çarj ediyorlar. Ama siz İstanbul'a devam ettiğiniz için e, sizin alacağınız bilet daha ucuz oluyor. E, bu sistem maalesef böyle çalışıyor. E, hatta e, benim birçok uçuşumda Türk Hava Yolları ile ben... İstanbul'a destination olarak uçmuyorum başka bir şehre uçuyorum gidiyorum orada kalıyorum Hani yeni bir yer görüyorum Ondan sonra İstanbul'a geri dönüyorum bunu da multi City denilen uçak bileti alarak yapıyorum Onu da tavsiye ederim bakın geçen Temmuz'da uçtuğumda 50 daha ucuza uçtum eğer Boston-İstanbul alsaydım %50 daha fazla verecektim yani. Ee, ama ben Bükreş aldım. Bükreş'e gittim. Bükreş'i gördüm. Hani o kadar çok amşağın bir yer değildi ama de güzeldi. Ondan sonra İstanbul'a geri geldim. Ve yaklaşık e, 45 gün Türkiye'de kaldım. Sonradan Boston'a geri uçtum İstanbul'dan. Ve e, hakikaten %50 daha ucuza geldi. Ama bu tip biletleri genelde 2 e, ay en geç önceden almak gerekiyor eğer o iki ay zamanını geçirirseniz e, fiyatlar maalesef aynı olmayacak e, en en güzel e, zamanı e, bu bu tip biletler için 3 ile 2 ay kala yani o zaman da alırsanız gayet güzel oluyor e, hangi gün uçarsanız fark ediyor onun için birazcık oynamanız gerekiyor tarihlerle e, genelde e, hafta arası daha ucuz olabiliyor Bazen de daha pahalı oluyor. Bilemiyorsunuz. Bakacaksınız. Bunun içinde Google Flights en güzel web sitesi. Bunları araştırmak için Google Flights bilet satmıyor. Sadece bilet buluyor. Orada da birazcık araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ama şu andaki Air France'in deal'ını kaçırmayın derim. Daha ileriki videonun zamanlarında e, nasıl e, bulduğumu bu Air France'in sayfasından e, bu millerle, düşük millerle alımını daha detaylı birazcık daha anlatacağım. Ve e, bilgisayarımı göstererek sizlere sunacağım. Şimdi Air France'ten Flying Blue programına nasıl üye olacağımıza bakalım ve ondan sonra da bahsettiğim deal'ları nasıl bulacağımıza. Şimdiden iyi uçuşlar. Air France'in Flying High mil programına katılmak için ilk başta web sitelerine gitmemiz gerekiyor. Bulunduğunuz ülkeye göre bu web sitesi değişebiliyor. Onun için en kolayı Google'da bu siteyi bulmak. Google'a gidin, Air France yazın ve hemen hemen ilk başlarda gelecek bize verdiği us bu Amerika'daki web sayfaları beni oraya yönlendiriyor. Ona klik ediyoruz ve web sayfalarına geldiğimiz zaman sağ üst köşe, köşede sign up denilen yere basıyoruz. Ve bir takım bilgiler veriyor size burada create your account diyoruz. İlk başta başladığı ilk isminiz ve soy isminiz. E, bunu da burada söylüyor. Diyor ki pasaportunuzdaki olduğu şekilde yazın. Bu önemli. E, orta ismi koymaya pek gerek yok. Yani göbek ismi. E, daha kolay oluyor ilk ismi sadece kullandığınız zaman. Ve ondan sonra buraya isminizi yazıyorsunuz, soyadınızı yazıyorsunuz ve devam et deyince Ondan sonra size işte bir takım bilgiler soruyor ve hesabınızı oluşturuyor. Ve böylece onların Flying Blue programına katılmış oluyorsunuz. Bu ilk yapacağınız şey. Ucuza mil kullanarak bilet bulmak için Air France'in web sayfasına gidiyoruz. Burada daha önceden oluşturduğumuz Flying High mil programıyla giriş yapıyoruz. E, Username'imiz ve password'ımızla. Ve ondan sonra Book a Flight kısmına gidip Book with Miles tabine basıyoruz. İlk başta bize gelen round trip option'ı bunu one way'e değiştiriyorum. Niye? Çünkü millerle satın aldığınız biletlerde One way veya round trip bir fiyat farkı yok e, genelde hepsi aynı fiyat ve böylece eğer ola ki ilk gidişimizdeki uçağa binemezsek bu bizim dönüş uçağımızı etkilemeyecek yoksa normalde round trip alırsanız ilk kısmı yapmazsanız diğer kısımda yanıyor biletin onun için one way seçiyorum ve böylece aramak daha da kolay oluyor zaten. Ben Boston'da yaşadığım için departure'ımı Boston olarak koyuyorum. Ama bu siz yaşadığınız yere göre değiştirebilirsiniz. Air France Miami'den uçuyor, New York'tan uçuyor, Chicago, Houston, San Francisco vesaire. Ve gidiş yerim İstanbul. Tarihimi 15 Temmuz'a değiştirdim. Şimdi bir kişi arıyorum. Bu iki, üç veya dört de olabilir tabii ki, fark etmiyor. Ama ilk başta ben e, bilet fiyatlarını ucuza bir kişi olarak bulmak istediğim için onu birde bırakıyorum. Sonradan değiştirebilirim. Esas e, booking'i yapacağım zaman. Ve kabin olarak da ekonomi en ucuzu. Bunu istediğiniz bir şekilde premium ekonomi veya business olarak veya first class olarak değiştirebilirsiniz. Şimdi search flights'a basalım. Bakalım bize ne verecek. Okay. July 15'te 15.000 mil ve 83 dolar 10 sente bana tek yön Boston'dan İstanbul'a uçak veriyor Air France. Bu şu andaki en iyi e, dillerden bir tanesi. E, onun için Air France'i şu anda kullanıyoruz. E, burada diğer farklı tarihlerdeki. Farklı mil e, opsiyonlarını da veriyor. E, onu istediğiniz tarihe göre değiştirebilirsiniz. Eğer aradığınız tarihte iyi bir fiyat yoksa buradan ileri veya geri tarihlerde oynayarak da uygun fiyatı bulabilirsiniz. Ondan sonra sort by duration'dan lowest price'a yani en düşük fiyata değiştirdim ki. Ee, en iyi fiyatı en üste göreyim çünkü birden fazla olabiliyor bazen. Ee, bu e, kısımda bana kaç tane koltuk kaldığını da söylüyor. Yani bu bu fiyata altı tane koltuk var şu anda. Eğer hiçbir şey yazmıyorsa bu genelde 8'in üstündedir e, koltuk sayısı. Bu e, fiyata verilebilen e, bu koltuklar satıldıkça... E, bu rakamlar gittikçe düşüyor ve sıfıra gelince de bu fiyata bulamıyorsunuz. Daha yüksek mesela burada 54 bin mile var. ben onu istemiyorum çünkü aynı uçuşu ben 15 bin bile de yapabiliyorum. Bir de üstüne 83 dolar veriyorum. böylece total benim cebimden çıkan 83 dolar 10 sent olmuş oluyor bu tek yönlük uçak için. Bu 15 bin mili ben nereden bulacağım diyorsanız onu başka bir videoda e, detayıyla anlatacağım. E, 15.000 mil bulmak çok kolay. Hatta 15 değil, e, 75.000 mil bulmak çok kolay. Yani bu fiyata birkaç kere gidip gelebilir veya birkaç kişi gidip gelebilirsiniz. Ondan sonra bunu e, eğer beğendiyseniz, satın alabiliyorsanız... ...yok ben daha çok kişiyle tekrar arama yapacağım diyorsanız... ...geriye dönüp aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. E, ama... Şu anda bizim bulduğumuz bu 15.000 mil e, gayet güzel bir rakam. E, 15.000 milin dolar karşılığı yaklaşık 150 dolar onu merak ediyorsanız. Genelde 1 mile bir sent e, değer biçiliyor e, bu e, şekilde kullanan miller kişiler tarafından. Yani normalde bu uçağın fiyatı e, 200 kaç 33 dolar civarında ama onu parayla satın alamazsınız ee, çok daha pahalı olacaktır ee, onun için en güzeli bu milleri kullanarak bu uçak biletlerini ucuza alabilmek şimdi e, bir de gidelim başka bir şeye bakalım yani biz döneceğiz yani buradan İstanbul'da kalmayacağız departing from Boston yerine İstanbul'a değiştirelim ve biz Boston'a geri gelmek istiyoruz. Daha doğrusu ben gelmek istiyorum. Siz başka bir yerde seçebilirsiniz. Fakat tarih tabii 14 Temmuz değil. Bu sefer e, diyelim iki hafta falan kalacağım. E, Ağustos'un üçünü seçelim. Yine aynı şekilde bir kişi ekonomi. Tekrar arayalım. Şu tepede gösteriyor gene ne fiyatlar var. İşte Ağustos'un birinde 15 bin mil. Üçünde 15.000 mil var. Altısında 15.000 mil var. Vesaire. Gene... ...sort bayı ...lowest price'a değiştiriyorum. Bir tane uçak var. O da 15.000 mil... ...artı 134.58 dolar. Yani 135 dolar. Diyelim. Yani gidiş dönüş... ...çok ucuza bir... ...uçak seyahati olabilir bu. Bu arada tabii... Ee, bir tane connectionınız var. O da Paris'te. Onu da unutmayın. Ee, çünkü Air France direkt İstanbul'a uçmuyor. Direkt hmm. uçan bir tek Türk Hava Yolları var. Ee, onların fiyatları da daha yüksekçe. Şimdi ha, benim burada daha önceden baktığım farklı yerler vardı. Onları da ben size göstereyim. Bu mesela New York'tan İstanbul'a baktım. E, Temmuz 16'da gene 15.000 mil 83.10 e, dolar yani 84 dolar diyelim. Ama e, New York'tan bir çek, birçok e, uçak var giden. Yani burada e, opsiyonlarımız var. Bazıları 92 dolar, 93 dolar. Şu son iki tanesi 83 dolar olanlar. E, bunlar JFK'den kalkıyor. İkisi de Bunlardan da bir tanesini seçebilirsiniz. Ee, daha önce söylediğim gibi mesela 8 tane koltuk kalmış, 8 tane koltuk kalmış. Bunların hepsi ileri tarih olduğu için bayağı koltuk var şu anda. Ee, bak, mesela bunda dört tane kalmış. Demek ki birileri bunu daha önceden satın almış ki e, koltuk sayısı azalmış. Çok beklememenizi e, tavsiye edeceğim. Eğer gidiş ve dönüş tarihlerinizi biliyorsanız. Ne kadar önce alırsanız, o kadar çok bulabilirsiniz bu düşük fiyatları. E, zaman geçtikçe bunlar satılıyorlar ve kalmıyorlar. Bir başka yer, İstanbul'u New York'a bakmışım. O da gene 15 bin mile var bir tane uçak. New York'a geliyor. Bir diğeri Chicago to İstanbul. O da gene 15 bin ve 84 dolar yaklaşık. San Francisco'ya bakmışım. Ee, onda 20 bin mile çıktı. En ucuz bulabildiğim 20 bin mildi. Herhalde birazcık daha uzak yerde olduğu için ama gene 84 dolar. Ama 15 bin mil yerine 20 bin mil veri, vereceksiniz bu durumda. Bir diğeri e, Miami. Miami'den 17 bin mile buldum en düşüğü. Ee, orada birazcık daha herhalde uçan var. Çünkü bu önceki ve sonraki günler 17 bin mile yok. Yani birazcık daha gidersek ileriki haftalara bulabiliriz. Ama gene 84 dolar. Aa, bir de farklı e, şeylere bakmışım. Class e, yani e, ekonomi yerine premium economy. ekonomi. Ekonomide fiyatlar tabii daha yüksek. New York'tan İstanbul'a 15 yerine 30 bin mil veriyorsunuz ve 151 dolar, 152 dolar veriyorsunuz. Ama eğer ekonomi uçmak istiyorsanız, biraz daha rahat edeyim diyorsanız, hani milinizde varsa 30 bin mile gayet güzel gidebilirsiniz. Bir diğer sonuncusu da business. Business 55 bin mil. Yani ben 30 bin mil premium ekonomiye vereceğime 55 bin mil business'e vermeyi tercih ederim şahsen. A, dolar olarak fiyatı da biraz daha yüksek. Yani 55 bin mili veriyorsunuz üstüne bir de 220 dolar veriyorsunuz ve böylece a, business class'ta uçmuş oluyorsunuz. Çok daha rahat e, uzanıp da uyuyarak bütün yol boyunca. E, bu şekilde e, çok ucuz bir şekilde Türkiye'ye uçabilirsiniz. Yine e, ilk başa dönelim. Ama en güzel e, şu andaki deal bu. 15 bin mil e, pek bulunamayan bir e, tek yön bileti. Genelde e, e, onun için e, bu fırsatı yakalamışken kullanın derim ben size. E, yoksa normalde Türk Hava Yolları'nda 30 bin mil en düşüğü ekonominin e, yani 15 bin mile pek şansınız yok. Böylece gidiş dönüş 30 bin mile gidebiliyorsunuz Air France'le şu anda. Bu niye? E, çünkü koltukları boş gidiyor. Türk Hava Yolları Marketi çok iyi kapamış, e, herkesi e, İstanbul'dan uçuruyor. E, Air France ve diğer Avrupa'daki diğer e, hava yolları zorlanıyorlar ve onun için bu şekilde birazcık e, koltuklarını doldurmaya çalışıyorlar. Daha ucuza bir bilet satıyorlar normal parayla da olsa e, ama Air France şu andaki e, bu konudaki en agresif olanı. Evet e, bu şekilde nasıl biletleri alacağımızı öğrendik. Bir dahaki videoda bu milli nereden bulacağız onu konuşacağız.